Olay Televizyonu Haber Merkezi'nden Olay Ana Haber'den iyi akşamlar. Bugün 8 Mayıs 2017 Pazartesi. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, babası Ahmet Hamdi Gül'ü gözyaşlarıyla sonsuzluğa uğurladı bugün. Acı gününde devletin zirvesi de Abdullah Gül'ün yanındaydı. Terörle mücadelede gözler Şırnak'ta, Kato Dağı'ndaydı. Bölgedeki operasyonlarda terör örgütü PKK'nın sınırlar içindeki en büyük silah ve mühimmat deposu ele geçirildi. Bursa'daki lise cinayetinin yankıları sürüyor. 16 yaşındaki katil zanlısı Hasan Can Sakarya'da toprağa verilirken Hürriyet Anadolu Lisesi'nde eğitim başladı. Ancak veliler tedirgin. Bursa Valisi İzzettin Küçük, trafik haftası nedeniyle düzenlenen törende konuştu, çarpıcı açıklamalar yaptı. Günün öne çıkan başlıkları böyle. Şimdi ayrıntılarla Olay Ana Haber başlıyor. Devletin zirvesi bugün Kayseri'de bir araya geldi. 91 yaşında hayatını kaybeden 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün babası Ahmet Hamdi Gül düzenlenen törenle toprağa verildi. Baba Gül'ün tabutunu Abdullah Gül ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birlikte omuzladı. Haklarınızı helal ediniz. Haklarınızı helal ediniz. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül en zor görevi yerine getirdi. 91 yaşında hayatını kaybeden babasını son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurladı. Bir süredir yaşlılığa bağlı olarak tedavi gören Ahmet Hamdi Gül, çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitirdi. Abdullah Gül, babasının rahatsızlığının ilerlemesi nedeniyle son bir ayda 3 kez ziyaret etmiş, cuma günü de İstanbul'dan Kayseri'ye gitmişti. Baba evinde taziyeleri kabul eden Gül'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan da telefonla aradı. Allah razı olsun. Sağ olun. Teşekkürler. Ahmet Hamdi Gül için Melik Gazi'deki Cami-i Kebir'de öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Yoğun güvenlik önlemleri alınan caminin çevresi bariyerlerle kapatılırken bir polis helikopteri sürekli uçtu. Keskin nişancılar cami minaresinde konuşlandı. Namaza katılacak vatandaşlar için de arama noktaları kuruldu. Baba evinin önündeki taziye çadırından ayrılarak hastane morguna giden Gül, babasının cenazesini aldı. Basın mensubu arkadaşlar. Burada geçeceğiz arkadaşlar. 11. Cumhurbaşkanı daha sonra cenaze namazının kılınacağı Cami-i Kebir'e geçerek taziyeleri kabul etti. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile çok sayıda bakan, milletvekili ve siyasetçi katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle namazının kılındığı camide dua okudu. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez kıldırdı. Allahu Ekber. Abdullah Gül gözyaşlarına hakim olamadı. Sevgili Peygamberimiz, bugün fani alemden baki aleme, el baki olan Rabbimizin huzuruna bir büyüğümüzü Ahmet Hamdi Gül amcamızı uğurluyoruz. Cenab-ı Hak yolunu açık eylesin. Cenab-ı Hak kendisine rahmet eylesin. Haklarınızı helal ediniz. Ahmet Hamdi Gül'ün cenazesini Abdullah Gül ve Cumhurbaşkanı Erdoğan birlikte omuzladı. Dostlarımız, arkadaşlarımız. Hepiniz bizi yalnız bırakmadınız. Cenab-ı Allah'a sakin verir. Böyle tecelli etti. Hepinize çok teşekkür ederiz. Üç çocuk babası Ahmet Hamdi Gül'ün cenazesi şehir mezarlığında toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'deki cenaze töreninin ardından İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Kudüs Vakıfları toplantısında konuştu. Erdoğan, hem İsrail'i hem de İsrail'in politikalarına sessiz kalan batılı ülkeleri eleştirdi. Kudüs'ün karakterini değiştirmeye yönelik provokasyonlara rıza göstermeyeceğiz diyen Erdoğan, cezasız kalan her suç faili daha da azgınlaştırır ifadelerini kullandı.
Kudüs'ü Müslümansız yaşamaya ve yaşatmaya devam ediyor. İsrail yönetiminin bu gücü nereden geliyor? Kudüs'ün karakterini değiştirmeye yönelik bu tür provokasyonlara asla rıza göstermeyeceğiz. İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Kudüs Vakıfları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan İsrail'e eleştiriler geldi. Hiç kimse, hiçbir ülke hukukun üstünde değildir. Olamaz. Ancak Filistin meselesinde yıllardır üstünlerin hukuku işliyor, bunu da böyle görelim. Hukuk tanımazlığını ısrarla ve inatla sürdürüyor. Çünkü işlediği suçların tüm dünyanın gözü önünde gerçekleştiği ve bu katliamların karşılıksız kalacağını biliyor. Cezasız kalan her suç faili daha da azgınlaştırır. Barış süreci konusunda İsrail'e baskı yapılmasını isteyen Erdoğan, çözüm formülünü de açıkladı. Çözümün yegane yolu nedir? 1967 sınırları içinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasıdır. Bunun için de İsrail üzerinde baskı oluşturulması gerekiyor. Safları sıklaştırmalıyız diyen Erdoğan, Hamas'ın siyaset belgesini de olumlu bir adım olarak yorumladı. Hamas'ın geçtiğimiz günlerde ilan ettiği siyaset belgesini hem Filistin davasında hem de Hamas ile El Fetih arasındaki mutabakat sürecinde atılmış önemli bir adım olarak görüyorum. İlan edilen bu belge bana göre birçok ezberi bozmuştur. İsrail'de sabah ezanının yasaklanması girişimi de Erdoğan'ın gündemindeydi. Camilerde sabah ezanlarının okunmasını yasaklamayı amaçlayan bir yasa tasarısı halen İsrail parlamentosunda bekliyor. Utanç vericidir. Her fırsatta din ve vicdan özgürlüğünden dem vuranların bu konuda sessiz kalarak adeta atılan bu adımı onaylaması ise ibretliktir. Meselenin takipçisi olmayı sürdüreceğiz. Başbakan Binali Yıldırım, referandumda alınan sonuçla inandığı bir görevi yapmış olmanın huzurunu yaşadığını söyledi. Yeni sistemin kriz değil, istikrar ve uzlaşma getireceğini söyleyen Yıldırım, memleket için güzel bir iş yapmanın rahatlığı içindeyim dedi. Yıldırım'ın gündeminde CHP'deki gelişmeler de vardı. Birinin bir başkasına makam ikramı çok da demokrasiye uyan bir şey değil. Başbakan Binali Yıldırım, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Abdullah Gül açıklamasına tepkili. Baykal kimin adına kime makam dağıtıyor? Nezaketsizlik yaptı. Siyasette çok da hoş karşılanan bir şey değildir bu durum. Yıldırım, CHP'deki kurultay tartışmalarını da değerlendirdi. Önemli değişimlerden sonra CHP'de bu hep oluyor. Yeni bir durum değil. Zaten yeterince karışıklar. Bir de biz kalabalık etmeyelim. Moldova dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, referandumda çıkan sonuçla inandığı bir görevi yapmış olmanın huzurunu yaşadığını söyledi. Memleket için güzel bir iş yapmanın rahatlığı içindeyim. Milli egemenlik gerçekten milletin eline geçmiş olacak. %50'den fazla oy alamayan iktidara gelemeyecek. Bu da sürekli istikrar yaratacak. Kriz değil, uzlaşma olacak. Yeni sistemde partiler mutlaka büyük hedeflere yönelmek zorunda. Uçtaki siyasetler daha fazla merkeze yanaşacak, bunun da toplumsal barışa katkısı olacak. Seçim geçti, artık geçim zamanı diyen Yıldırım, 1-2 hafta içinde yeni ekonomi paketlerinin ele alınacağını açıkladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti sözcüsü Selin Sayek Böken'in istifasından sonra ilk kez konuştu. Referandum sonucunun gayrimeşru olduğu iddiasını yineleyen Kılıçdaroğlu, AKP'nin derin devleti bu olayın tartışılmasını istemiyor, başka bir tartışma başlatmak istiyor diye konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne birdenbire Kurultaylar Partisi falan yenilenmeye başladı. Allah aşkına bir bakın, Kurultaylar Partisi son yıllarda Cumhuriyet Halk Partisi mi, Adalet ve Kalkınma Partisi mi? 16 Nisan referandumunun ardından CHP'de sular yeniden ısındı. Bir olağanüstü kurultay tartışması vardı. Dün de parti meclisi toplandı. Bu tartışmalar sona erdi mi? Onlar dün de kaldı. Parti sözcüsü Selin Sayık Böke'nin istifası ve Mersin Milletvekili Fikri Sağlar için ihraç sürecinin başlatılmasının ardından ilk kez konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti içinde yaşananları referanduma bağladı. Biz
en az %49 resmi rakamlara göre en az %49 olan bloku nasıl dağıtırız? Bunun arayışı içindeler. O zaman gelin Cumhuriyet Halk Partisi'ni tartışalım. CHP liderine göre iktidar referandum sonuçları ile ilgili tartışmaları unutturmak istiyor. Bir halk oylaması gerçekleşti. Vatandaş görevini yaptı. Ama bu halk oylaması meşru değil, gayrimeşru bir sürecin içine evrildi. AKP'nin derin devleti dahil, AKP devleti bu olayın tartışılmasını istemiyor. Bu tartışmaları gündemden düşürüp başka bir tartışmayı başlatmak istiyorlar. Kılıçdaroğlu parti örgütlerine oyuna gelmeyin diye seslendi. Herkesin bu konuda çok dikkatli olması lazım. Bir oyun oynanıyor. Gayrimeşru bir alan unutturulmak isteniyor. Bunu unutturmayacağız. Elbette tartışmalar oldu. Ama o tartışmaların tamamı dünde kaldı. Bütün vatandaşlarıma söz veriyorum. Mücadele asıl şimdi başlıyor. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ise Amerikan Büyükelçisi ile görüştüğü yönünde bir gazetede çıkan iddiaları yalanladı. Bunu ispat edecekler. İspat etmezlerse bunun bedelini ödeyecekler. Böyle bir görüşme olmadı, hiçbir zaman olmadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Bursa'da bir araya geldiği sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden gelecek vizyonunun oluşmasında sorumluluk almalarını istedi. Müezzinoğlu, referandum sonucunu kutuplaşma olarak değerlendirenlere de yanıt verdi. Ülke yönetimlerinin vizyonlarında sivil toplum örgütleri daha anlamlı, daha değerli ve daha fonksiyonel olmalıdır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Bursa'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle Merinos Göl Park'ta bir araya geldi. Sivil toplum örgütleri hem demokrasimizin, hem milli irademizin, hem gelecek vizyonumuzun en güçlü ayakları olmak zorundadır. Müezzinoğlu, 2019'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler öncesi STK'ları sorumluluk almaya çağırdı. Kendimizi de geliştiren, sivil toplum vizyonumuzu da geliştiren bir anlayışı merkeze getiremezsek ülkemizin vizyonunu da değiştirecek altyapıyı kurgulayamayız. Sizlerin bu anlamda masanıza, çalışma ortamlarınıza ve beyin fırtınası oluşturacağınız ortamlara gündem oluşturmanız gerektiğine inanıyorum. Müezzinoğlu kutuplaşma tartışmasını da Fransa'yı örnek göstererek değerlendirdi. Fransa'da %23 ile %21 oranında oy alan iki aday bugün tekrar son tura kaldılar. Katılım zayıflıklarına rağmen ülkelerinde ülkemiz bölünüyor gibi cümleler konuşulmazken ne yazık ki bizde %50'lerin üzerindeki oy oranları bile ta coğrafyalar çizilerek veya milletimizi ayrıştıracak cümleler konuşarak fitne cümleleri kurmaya çalışanlar var. Suriye'de yürürlüğe giren çatışmasızlık bölgelerine ilişkin belirsizlik ilk krizi de beraberinde getirdi. Şam yönetimi plana bağlı kalacaklarını ancak güvenli bölgelerin Birleşmiş Milletler tarafından izlenmesini kabul etmediklerini açıkladı. Esad rejimi güvenli bölgelere uluslararası güç yerleştirilmesine de karşı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mutabık kaldıkları Suriye'deki çatışmasızlık bölgelerine ilişkin ilk büyük sorun çıktı. Moskova yönetimi muhaliflerin itirazlarına rağmen Astana'da garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran tarafından imzalanan mutabakata Güvenlik Konseyi'nden destek isteyeceklerini açıklarken Suriye'den itiraz geldi. Gerilimi azaltma planına bağlı kalacaklarını belirten Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, güvenli bölgelerin Birleşmiş Milletler tarafından izlenmesini kabul etmediklerini söyledi. Başkent Şam'da konuşan Muallim, 4 güvenli bölgede askeri polisin görev yapacağını ifade etti, uluslararası bir askeri gücün yer almayacağını söyledi. Muallim, yasal olarak nitelediği PYD'nin Rakka operasyonunu da desteklediklerini kaydetti.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan ise çarpıcı bir Türkiye açıklaması geldi. Açıklamaya göre Rusya'nın Suriye'deki ateşkes izleme merkezi muhalif grupların yeni bir saldırı hazırlığında olduğunu belirledi. Bu durum üzerine Rusya Savunma Bakanlığı Türkiye'ye muhalif grupların Suriye yönetimine yönelik provokasyonlara girişmemesi yönünde çağrı yapması talebinde bulundu. Türkiye'de muhaliflerin liderlerine En-Nusra ve IŞİD terör örgütlerinin provokasyonlarına gelmemeleri yönünde çağrı yaptığı bilgisini verdi. Ve terörle mücadele. Şırnak'ın Kato Dağı'ndaki operasyonlarda terör örgütü PKK'nın Türkiye'deki ana silah ve mühimmat deposu ortaya çıkarıldı. 25 mağaradaki aramalarda bugüne kadar bir seferde ele geçirilen en fazla sayıda silah, teçhizat ve mühimmat bulundu. Baktığımız her yerden silah, mühimmat, patlayıcı çıkıyor. Yüzlerce tüfek, yüzlerce fişek, havan, roket atar, el bombaları ve anti-tank mayınları. Hava sıcaklığı -10 derece, kar kalınlığı yer yer 1,5 metreyle. Terör örgütü PKK'ya Şırnak'ın Kato Dağı'nda ağır bir darbe daha vuruldu. Bölgedeki 25 mağarada yapılan operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve teçhizat ele geçirildi. Kato Dağları'nda 19 Nisan'da başlatılan operasyonda bugüne kadar bir seferde ele geçirilen en fazla malzemeye ulaşıldı. Bölgedeki mağaralar ve terör örgütünün Türkiye'deki ana silah ve mühimmat deposuydu. Bu mağara PKK bölücü terör örgütünün son yıllarda tespit edilmiş en büyük. Aramalarda 237 Kalaşnikov, onlarca tüfek, 9 roket atar, 2 lav silahı, 7 havan, 240 el bombası, 16 anti-tank mayını ve 32 binden fazla Bixi mühimmatı ele geçirildi. Mağaraların iç kısımlarına erişimi sağlayarak imha edecek makinaların operasyon bölgesine gönderilmesi için Kato Dağı'nın zirvesine yol yapım çalışmaları devam ediyor. Bölgede saldırı hazırlığında oldukları belirlenen teröristlere yönelik olarak da hava harekatı düzenlendi. Savaş uçaklarının 4 silah mevzisini imha ettiği harekatta 7 terörist etkisiz hale getirildi. Diyarbakır'ın Sirvan ilçesindeki operasyonlarda da 11 evre arazide arama yapıldı. Operasyonlarda toprağa gömülü halde Doçka uçak savar silahı, Kanas keskin nişancı tüfeği ve 4 adet Kalaşnikov'la çok sayıda mühimmat bulundu. Diyarbakır'ın Hani ve Rice ilçelerine bağlı 16 köyde, Bingöl'ün Genç ilçesindeki 19 köyde de sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bölgede operasyonlar sürerken İçişleri Bakanlığı da son bir haftanın bilançosunu açıkladı. 1-8 Mayıs tarihleri arasında 4'ü ölü, 6'sı teslim ve 7'si sağ olmak üzere 17 terörist etkisiz hale getirildi. PKK, IŞİD, FETÖ ve sol terör örgütlerine hafta boyu yapılan 417 operasyonda toplam 1164 şüpheli gözaltına alındı. Çıkın dışarı, teslim olun! Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington bugün önemli bir görüşmeye sahne oldu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Amerikalı mevkidaşıyla bir araya gelerek Fethullah Gülen'le ilgili yeni delilleri iletti. Fethullah Gülen'in iadesi konusunda Washington'da önemli bir görüşme vardı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Amerikan Adalet Bakanı Jeff Sessions'la bir araya geldi. Ana gündem maddesi Gülen'in iadesi olan görüşmede Adalet Bakanı Bozdağ yeni delilleri mevkidaşına sundu. FETÖ soruşturmalarını yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli 3 savcı da Bozdağ'la birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Savcıların Amerikalı muhataplarıyla özel görüşmeler yapacakları öğrenildi. 24. dönem AK Parti Mersin Milletvekili Ahmet Tevfik Uzun, Fethullahçı terör örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında eski milletvekili hakkında terör örgütü üyesi olmak suçundan yakalama kararı çıkarıldı. 24. dönem AK Parti Milletvekili Uzun sabah saatlerinde gözaltına alındı. Uzun hakkındaki arama ve el koyma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Fethullahçı terör örgütüne yönelik Bursa'daki soruşturmalar da devam ediyor. Mahrem İmam operasyonunun Bursa ayağında gözaltına alınan şüphelilerden 35'i adliyeye sevk edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün emniyet teşkilatındaki mahrem imam yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 81 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlenmiş, çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Operasyon kapsamında Bursa'da gözaltına alınan 70 kişiden 35'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Narkotik polisi Türkiye genelinde sabaha karşı operasyondaydı. 79 ilde yapılan eş zamanlı baskınlarda 100'den fazla şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucuyla mücadele ekipleri Gümüşhane ve Ardahan hariç 79 ilde şafak vakti uyuşturucu operasyonu düzenledi. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı'nın koordinesinde yürütülen operasyona ağırlığı özel harekat polisleri olmak üzere 1676 ekip ve 7118 personel katıldı. İstanbul, Ankara, Adana gibi büyük şehirlerdeki operasyonlara polis helikopterleri de destek verdi. 907 farklı adreste 913 şüpheliye yönelik operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyonun Bursa ayağında da Yıldırım, Osman Gazi, Gürsu ve İnegöl ilçelerinde önceden belirlenen adreslere baskın düzenlendi. 300 polisle narkotik köpeği Alfa'nın da katıldığı operasyonlarda uyuşturucu maddeyle 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet sahte banknot ele geçirildi. 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bursa'da 16 yaşındaki gencin sınıfta kız arkadaşını silahla ateş ederek öldürdüğü, ardından da kendi yaşamına son verdiği Hürriyet Anadolu Lisesi'nde veliler tedirgin. Olayın ardından ilk ders gününde çocuklarıyla birlikte okula giden anne babalar güvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi. Olayın faili olan genç de memleketi Sakarya'da toprağa verildi. Bursa'yı derinden sarsan lisedeki cinayet ve intiharın yankıları sürüyor. Evim çok yakın olduğu için getirmiyordum ama bilmiyorum artık. 16 yaşındaki Hasan Can'ın kız arkadaşı Nilüfer Acar'ı sınıfta silahla ateş ederek öldürdüğü, ardından da intihar ettiği Hürriyet Anadolu Lisesi'nde olayın ardından ilk ders günüydü. Olay nedeniyle tedirgin olan çok sayıda veli okula çocuklarıyla birlikte geldi. Hiçbir zaman kendimiz okula gelmiyorduk. Çünkü bunlar artık 15-16 yaşında, en küçüğü 15 yaşında. Benim çocuğumun puanlarından düşük olduğu halde bu okulun puanı. Biz buraya bilinçli olarak, yani daha güvenli, bütün burada oturan insanlar çok daha sakin bir toplum. Bilinçli olarak biz buraya verdik. Aileler okullarda güvenlik önlemlerinin artırılmasını istiyor. Tedirgin olduk biraz. Yani bu okula bir güvenlik mümkün olursa, yani bu okul değil, genel okullara. Okul yönetiminden bir bilgi açıklaması, bir tedbir açıklaması, güvenliğini artırmasını istiyoruz. Bu silahı nasıl sokmuş okula? Güvenliği artırması lazım. Böyle olmuyor. 72 yaşında hem torunu aldı geldim buraya. Öğrencilerin olaydan olumsuz etkilendiğini belirten veliler psikolojik destek verilmesini istiyor. Benim torunum bir haftada uyuyamadı. Psikolojisi çok bozuldu. Bir şey yapmaları lazım. Psikolojik destek mi? Destek vermeleri lazım. Tedirginiz. Herhangi bir açıklama yapılmadı okuldan. Çocuklara bundan sonra ne olacak? Çocuklarla ne şekilde ilgilenecekler? Osman Gazi Rehberlik Araştırma Merkezi koordinasyonunda öğrenci, öğretmen ve velilere dönük bir yıl boyunca psikososyal çalışma yapılacağı öğrenildi. Kız arkadaşını öldürdükten sonra canına kıyan Hasan Can da memleketi Sakarya'nın Karasu ilçesinde toprağa verildi. İntihar girişiminden sonra kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen gencin organları bağışlanmış ve 8 hastaya nakledilmişti. Aşırı hız ve dikkatsizlik Bursa'da can aldı. Bir otomobil İzmir yolunda kontrolden çıkarak bir restorana girdi. Aracın altında kalan bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Kaza anı restoranın güvenlik kameralarına yansıdı.
Bursa'da kontrolden çıkarak yol kenarındaki restorana dalan otomobil dehşet saçtı. Kaza gece saatlerinde İzmir yolunda meydana geldi. İddialara göre aşırı hız yapan sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki restoranın bahçesine girdi. Kaza anı güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. 65 yaşındaki bir kadın, müşteriyle vali olarak çalışan 47 yaşındaki İsmail Şener'i altına alan araç restoranı savaş alanına çevirdi. Ağır yaralı halde Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şener, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada hafif yaralanan yaşlı kadın da olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İki kişiyi ezen sürücü ise kazanın ardından aracını bırakıp olay yerinden kaçtı. İş yerinin güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis aracın plakasından sürücünün kimliğini belirledi. 22 yaşındaki şüpheli evinde yakalanarak gözaltına alındı. Bursa valisi İzzettin Küçük, kural tanımayan sürücülere seslendi. Nasıl araba kullanıyorsanız hayatı da öyle yaşıyorsunuz dedi. Vali Küçük, trafik sıkışıklığına çözüm olarak da metroyu gösterdi. Aşağı yukarı nasıl araba kullanıyorsanız hayatı da öyle kullanıyorsunuzdur. Bursa valisi İzzettin Küçük'ten sürücülere önemli uyarılar geldi. Hiç kimseyi düşünmeyen, empati yapmayan, bencil bir adam. Efendim trafik cezaları çok, çok fazla. Evet, ne yapacağız? Böyle bir adama karşı ne yapacağız? Toplumsal zihniyet dünyası dönüşümü gerçekleşene kadar evet trafik cezaları olacak. Trafik haftası nedeniyle Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki hizmet binasında düzenlenen törene katılan Vali Küçük, trafik sıkışıklığına çözüm olarak metronun şart olduğunu söyledi. Toplu taşımacılığı yüklenmemiz lazım. Bunun en önemli ayağı da metro olacaktır. Yeraltı metrosu artık bu ilin gündemine girecektir, girmelidir. Uzun vadeli çözmemizin tek yolu da budur. Emniyet Müdürü Selami Yıldız da trafiğe çıkan araç sayısındaki artışa dikkat çekti. %8 artışla araç kapasitemiz 800 bine ulaştı. 11.06.2016 tarihi itibariyle de sivil trafik ekiplerini faaliyete geçirdik. Yaklaşık 5.944 araç trafikten bu şekilde kontrol edildi. Bunlardan 1.978 araç da trafikten men edildi. Toplantıda sürücülerin eğitimi ve trafik konusunda bilinçlenmenin önemi de gündeme geldi. Amacımız trafik kurallarına %100 uyan eğitimli sürücüler yaratmak için kazaların oluşunu engelleyici davranışları benimseyen ilk yardım konusunda yeterli bilgiye sahip kılmak, trafikte engellilerin hakları ile ilgili daha duyarlı oluşmasını sağlamak. Bursa Büyükşehir Belediyesi kentteki yatırımlarına devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığı'na yeni bir spor salonu kazandırmaya hazırlanan belediye, Yıldırım'daki Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nu da yeniliyor. Olacak, şey olacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi İl Jandarma Komutanlığı'na spor salonu kazandırıyor. Tırmanma eğitiminden her türlü kurtarma eğitimine kadar her türlü donanımın olduğu güzel bir tesis olmuş oluyor. Sadece spor salonu değil, aynı zamanda önemli bir eğitim merkezi olacak. Jandarmanın kuruluş günü olan 14 Haziran'da hizmete açılması planlanan spor salonu uygulamalı eğitimlerin yapılacağı donanıma da sahip olacak. Malumunuz Uludağ gibi bir markamız var. Yılda ortalama 300 arama kurtarma faaliyetinin yapıldığı JAK timlerimiz var, JÖH timlerimiz var. Onların eğitimi yapılacak burada. Yine AFAD timlerimiz, AKUT timlerimiz de burada çok maksatlı salonda her türlü dağcılık, arama kurtarma eğitimlerini yapacaklar. Eğitim yatırımlarını da sürdüren Büyükşehir, Yıldırım'daki Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nu da yeniliyor. Gençlerimizin burada en güzel şekilde eğiterek birikimli, vizyoner ve geleceğe yönelik gençlerimizin sağlıklı bir toplumun yetiştirilmesi en büyük tabii ki hedefimiz. Büyükşehir'e hayırsever iş adamları da destek verecek. Tüm donanımlarıyla birlikte, salonlarıyla, spor alanlarıyla, eğitim alanlarıyla, kütüphaneleriyle birlikte güzel bir eğitim tesisi inşallah Bursa'ya kazandırılmış olacak. Bursa'da bu yıl 6.sı düzenlenen bilim şenliği ödül töreniyle sona erdi. 5 ayrı kategoride dereceye giren öğrenciler ödüllerine kavuştu. Bu yıl 6.sı düzenlenen Bursa Bilim Şenliği ödül töreniyle sona erdi.
çocuk mucitler kategorisinin ikincileri bizden tam 3000 liralık. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğindeki şenlikte düzenlenen proje yarışmasında ödüller sahibini buldu. Hepsi burada birbirinden güzel projeleri yarıştırdılar. Hepsi ödüle layık güzel proje. Tabii ki bunlar artık ödül alacak sıralamaya girmesi lazım. Jürinin işi kolay değil. Tabii ki bu zorlukları aştı. Bu listeyi yaptı. Drone, insansız hava aracı, çocuk, genç ve usta mucitler olmak üzere 5 ayrı kategoride düzenlenen yarışmada dereceye girenler ödüllerini Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin elinden aldı. Farklı tasarım ödülü. Umudumuz olacak gençlerin burada bilgi birikim sahibi olması ve okullarda aldıkları teorik eğitimi pratiğe dönüştürmeleri ve bunları üretime dönüştürmeleri, başımıza icatlar çıkartmaları ve Türkiye'yi geleceğe taşımalar için çalışmalar sürdürüyoruz. Yarışmalarda ilk üçe girenlerle birlikte Mangala turnuvasında başarılı olan öğrenciler de ödüllerine kavuştu. Türkiye'nin hedefleri doğrultusunda, dünya gündemi doğrultusunda enerjiye odaklandık. Herkes enerji üzerine çalışsın, enerji verimliliği üzerine çalışsın. Enerjiyi üretin. Kim bu enerjiyi en güzel şekilde üretirse, bu konuda verimi artırırsa, enerjiyi en iyi şekilde depolarsa dünyada öne çıkacak. Binlerce öğrencinin ziyaret ettiği bilim şenliği bu yıl Türkiye'ye yeni bir dünya rekoru getirmiş. Tam 3417 öğrenci aynı anda yaptıkları iki deneyle dünya rekorunun sahibi olmuştu. Bizi cesaretlendiren... Organ bağışında son 3 yıldır zirveden inmeyen Bursa'da eğitim seferberliği de sürüyor. Bugüne kadar kent genelinde 50 bin lise öğrencisine nakil koordinatörleri tarafından eğitim verildi. Organda büyüyor mu? Büyüyor tabii ki. Ve organda yine kendi organınızmış gibi sizinle birlikte büyümüyor. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Bursa'da lise öğrencilerine yönelik organ bağışı eğitimleri devam ediyor. Beyin ölümü kavramı, organ bağışı nerelere yapılır, nasıl yapılır, kimler yapabilir bunları anlatıyoruz. Bursa Kamu Hastaneleri Birliği'ne bağlı sağlık kurumlarının organ nakil koordinatörleri tarafından 2008 yılından bu yana verilen eğitimlerde 50 bin öğrenciye ulaşıldı. 2008 yılından itibaren yaklaşık 50 bin civarında çocuk eğitildi. Son 3 ayda 12 tane okula gittik Bursa ilinde ve 12 okulda toplamda 3000 çocuğa eğitim verdik. Eğitimlerle hem öğrencilerin hem de ailelerinin bilgilendirilmesi hedefleniyor. Bizim isteğimiz geleceğin nesilleri olan çocuklarımızın organ bağışı hakkında farkındalığı olsun, görüşlerini evde paylaşsınlar ve bir takım araştırmalarda bulunsunlar. Çalışmalar sadece eğitim kurumlarıyla da sınırlı kalmayacak. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, özel resmi kuruluşlara, sivil toplum örgütlerine ilgili eğitimi seve seve veririz biz. Omurga sistemine bağlı pek çok hastalığın tedavisi ilerleyen teknoloji ile birlikte giderek kolaylaşıyor. Cerrahi yöntemler artık her yaşta hareketli bir yaşamı hedefliyor. Sigara gibi, alkol gibi veya kötü beslenme, düzensiz beslenme gibi faktörlerden uzak iseniz, yeterli oranda güneş ışığı alıyorsanız o zaman daha geç kemik yaşlanması söz konusudur. Yaşlanmaya bağlı ortaya çıkan kemik hastalıkları yaşam kalitesine göre değişim gösteriyor. Kemikteki yaşlanmanın ne zaman başlayacağına gençlik yıllarınız karar veriyor. Bazı hormonlar kemik stoğunun sürdürülmesinde ve artırılmasında önemli rol oynuyor. Menopozdan sonra bu hormonlar azaldıkça kemik desteği de azalmaya başlıyor. Uzmanlar özellikle ileri yaşlarda kaza ya da düşmeye bağlı oluşan kırıkların riskine dikkat çekiyor. İleri yaş gruplarında aslında direkt kazalara bağlı oluşan omurga kırıkları genç yaş grubunun altında aslında. Yaşlılardaki sorun kaynamanın olmaması veya çok zor, çok uzun sürmesi. Günümüz teknolojisi cerrahi operasyonlarda riskleri azaltırken başarı oranını yükseltiyor. Yaşlılardaki omurga ameliyatları gençlere göre daha risklidir diyemezsiniz. Felç olma gibi bir takım riskler gençlere göre artmış değildir. Omurga cerrahisinin en önemli amacı bireylerin yatağa mahkum olmalarını önlemek. Yani yatakta bırakmamak. Amaç bu. Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin galibi bağımsız aday Emmanuel Macron oldu. Katılım oranının %75'te kaldığı seçimde Macron oyların yaklaşık %65'ini aldı. 39 yaşındaki genç politikacı
zafer konuşması için de sıra dışı bir mekan seçti. Fransa'da korkulan olmadı. Aşırı sağ tarihinin en yüksek oy oranına ulaşsa da Cumhurbaşkanı seçimini kazanamadı. Seçimin ikinci turunda yürüyüş hareketinin lideri, 39 yaşındaki genç siyasetçi Emmanuel Macron, oyların %65.8'ini alarak Cumhurbaşkanı seçildi. Macron'un rakibi Ulusal Cephe lideri Marine Le Pen ise %34.2 oranında oy aldı. Seçimlere katılım oranı da %75'te kaldı. Sonuçların kesinleşmesiyle birlikte başkent Paris ve ülkenin dört bir yanında sokaklara dökülen Macron taraftarları seçim zaferini kutladı. Birkaç yıl öncesine kadar pek çok Fransızın adını bile duymadığı Emmanuel Macron, zafer konuşması için Louvre piramidinin önünü seçti. Sahneye Avrupa Birliği marşı olarak kabul edilen 9. senfoni eşliğinde çıkan Macron, uzlaşı mesajları veren bir konuşma yaptı. Üzerimize düşen görev çok büyük. Bu ülkenin arzuladığı ve hak ettiği bir değişim için sizlere ihtiyacım olacak. Konuşmanın sonunda Macron'un eşi de sahneye çıkarak coşkulu kalabalığı selamladı. Sonuçların açıklanmasının hemen ardından yenilgiyi kabul eden Le Pen ise taraftarlarına birlik çağrısı yaptı. Bu gece başlayan siyasi savaşta yer almak için tüm vatandaşları bize katılmaya çağırıyorum. Önümüzdeki aylarda hiç olmadığı kadar Fransa'nın sizlere ihtiyacı olacak. Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı ilk sınavını Haziran ayında yapılacak genel seçimde verecek. Ancak Macron'un bir partisi olmadığı için seçimin belirsizlikleri de beraberinde getirebileceği belirtiliyor. Hem siyaset hem de lider değiştiren Hamas'ın yeni vizyon planına İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dan ilginç bir tepki geldi. Netanyahu, Hamas'ın yeni siyaset belgesini buruşturarak çöp kutusuna attı. Hamas'ın dünya kamuoyunda geniş yankı bulan yeni vizyonu İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu kızdırdı. Right there. Yıllardır Hamas'ın siyasi büro başkanlığı görevini yapan Halit Meşal, yerini İsmail Haniye'ye bırakırken örgüt yayınladığı yeni siyaset belgesinde 1967 sınırlarına göre bir Filistin devletinin kurulmasını ilk kez kabul etmişti. Belgede uzun zamandır savunulan İsrail devletinin yıkılması çağrısı yer almamış, İsrail devletinin var olma hakkı yine reddedilmiş ve silahlı direnişin devam etmesi kararlaştırılmıştı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise İsrail televizyonlarında yayımlanan 97 saniyelik açıklamasında belgenin uluslararası toplumu Hamas'ın daha ılımlı hale geldiği konusunda yanıltma amacı taşıdığını öne sürdü. This is a complete distortion of the truth. The new Hamas document says that Israel has no right to exist. Arka planda duygusal bir müziğin çaldığı klipte masasında otururken görüntülenen Netanyahu, belgenin nefret dolu olduğunu savunarak çöpe attı. Bu nefret dolu belge nerede olmayı hak ediyor? İşte burada. Efendim biz size hakikatleri anlatmaya çalıştık. Olay ana haberin sonunda Avrupa'da 24 ülkenin katıldığı yarışmadan üçüncülükle dönen Eskişehir İki Elin Sesi var. Çocuk Senfoni Orkestrası'nın Belçika konserinden görüntüler var. Mutlu akşamlar.